arkadaşlar, biz bugün sizden gelen soruları cevaplıyoruz. Bizim hakkımızda merak ettiklerinizi sormuştunuz, yazmıştınız evet. Bize. Biz de Ecin'le beraber şu anda cevaplayacağız. Ben biraz heyecanlıyım. Acaba ne sordunuz, neler yani sordunuz? Yani arkadaşlar, bu video soru cevap gibi olacak. Evet, annemden alalım soruları. Başlayalım. Evet. İlk sorumuz, nerede yaşıyorsunuz demişler. Aksaray'da yaşıyoruz. Arkadaşlar, biz Aksaray merkezde yaşıyoruz. Evet. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsunuz demişler. Arkadaşlar, biz henüz YouTube'dan para kazanmıyoruz. Evet. Biliyorsunuz ki, çoğunuz biliyorsunuzdur ki 1000 abone 4000 saat ulaşmanız gerekiyor. Biz henüz açamadığımız için YouTube'dan para kazanmıyoruz şu an. Ne zaman başladınız YouTube'a demişler. YouTube'a bir sene önce, bir buçuk sene önce başladık. Biz ilk önce hatıra amaçlı hiç üzerine düşmüyorduk. Sadece ufak ufak videolar yüklüyorduk. Evet, sonra YouTube'un üzerine düşmüyorduk. Sonra üzerine yüklenerek bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Evet, bir soru da şöyle gelmiş. En çok görmek istediğiniz ülke neresidir demişler. Bunu daha önce hiç düşünmedim. Ezin düşündüğümü bilmiyorum. Ama şöyle bir düşünce, Almanya ya da İngiltere olabilirdi. Arkadaşlar, ben şehir olarak... Şehir demiş, ülke demişler. Evet, ben. Şehir olarak nereyi isterdin Ece? Almanya ve İzmir'i isterdim yani. Tamam. Bir kişi de Aksaray'da mı yaşıyorsunuz demiş, evet, ama onu Aksaray'da açıkladık. Yaşıyoruz. Evet, Aksaray'da yaşıyoruz. 24 saat renk videosu çekecek misiniz demişler. Arkadaşlar, şu anki planlarımızda 24 saat renk videosu yok. İlerleyen dönemlerde eğer kanalımız biraz daha gelişirse kesinlikle gelecek yani. İlerleyen evet. Zamanlarda. Türkiye'de adaletin olduğunu düşünüyor musunuz demişler. Arkadaşlar, bu soruyu gördüğümde acaba ne cevap vereceğim diye düşündüm. Ama ben düşünmüyorum Türkiye'de adaletin olduğunu. Çünkü bazen cidden çok eşit davranmıyor herkes birbirine. Kanunlar olsun, yasalar olsun bence eşit davranılmıyor. En sevdiğiniz yemek nedir demişler. Sen al. Genelde sabah kahvaltısı olarak patates kızartması yerim. Yemek ama mi? Normalde de işkembe çorbası severim. Ben de nefret ederim. Ben mantı severim arkadaşlar. Mantıyı ve sulu köfte yemeği var ya hani böyle. Onu çok severim. İkisi favori yemeğim benim. Öyle diyebilirim. Video çekmeye nasıl ve ne zaman karar verdiniz demişler. İlk başta da dediğim gibi bir önceki soruda ilk önce anı, hatıra olsun diye ufak ufak videolarla başlamıştık. Ama sonradan baktık ki bazı videolarımız izleniyor. Neden bizim de bir YouTube kanalımız olmasın? Aynen. Neden biz de belki ünlü olabiliriz diye. Bir de ailem biliyor, benim en çok hayalim, en büyük hayalim ünlü olmak. Hani böyle televizyonlarda falan çıkmak. Neden olmasın? Belki olur diye başladık. Şu anda güzel gittiğimizi düşünüyoruz. Desteklerinizi evet. Bekliyoruz. Nasıl 1000 oldunuz demişler. Nasıl 1000 olduk? Arkadaşlar, inanın ki kendi çabalarımızla olduk. Sürekli videolar yükledik. Bazen o kadar umutsuzluğa düştük ki ufacık bir şey bizi çırpındıra çırpındıra bir şeye tutuna tutuna oldu yani. Ben de bilmiyorum nasıl bir yere geldik. En ufacık bir şeyden umutlanarak geldik. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü ufacık bir şey sizi umutlandırmaya yetiyor arkadaşlar. Evet. Tatil vlog gelecek mi demişler. Arkadaşlar, şu an tatile gitmeyi düşünüyoruz. Ama yani şimdi gelecek mi gelmeyecek mi? Covid-19'dan dolayı bir planımız var ama Covid-19'dan dolayı ertelenmezse gelecek yani. Aynen, gelecek. Ama ertelenirse de hani tam belli değil bu. Engebeli bir şey yani. Pandemiden dolayı. YouTube'a kimin isteğiyle başladınız Mustafa demişler. Mustafa isteğiyle başladık arkadaşlar. Arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi herkes bir YouTuber'ı izliyor. Mustafa da televizyonda izlerken anne ben de televizyona çıkmak istiyorum dedi bir gün. Biz de şaşırdık. Ondan sonra annemle beraber araştırmaya başladık. Ondan sonra baktık ki kolay bir şeymiş yani video çekip yükleniyormuş. Bizim de galerimizde bir sürü videolar vardı. Atmaya başladık. Mustafa'nın isteğiyle başladık. Sonra ben çok istedim böyle ilerlemeye başladıkça belki ben de bir ünlü olabilirim hani bir YouTuber olabilirim diye. Yavaş yavaş Mustafa'nın isteği benim evet. isteğimle gerek Ecrin'in isteğiyle bu şekilde devam ettik. Saklambaç videosu gelir mi demişler. Çok yakında ekranlarda. Evet.
Tematik parkta video gelir mi demişler ama orada videomuz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda. Aynen. Evet arkadaşlar, bilmeyenler için Aksaray'da bizim çok yakınımızda tematik parkı var. Tanıdığımız biri yazmış sanırım. Tematik parkta videolar gelebilir. Aynen, gelebilir. Evet, şimdi neden daha uzun videolar çekmiyorsunuz arkadaşlar, demişler. Arkadaşlar şu anda videolarımızın olduğu yere girerseniz ben yani uzun videolar çektiğimizi düşünüyorum. 18 dakikalık var. Arkadaşlar, 19 dakikalık var. Bir videomuz 18 dakikaydı, bakın inanın. İnsanlar çok sıkmamak adına uzun çekmek istemiyoruz aslında ama bazı videolarımız uzun olabiliyor. Zaten arkadaşlar çok aktif olarak video yüklediğimizi düşünüyoruz. 2 güne bir, bazen arda arda yüklüyoruz. Bazen gecikebiliyor. Hani uzun videolar yüklemeyi tercih etmiyoruz. Ama videolarımız gerektiği kadar iyi bence. Bence de. Büyüyünce ne olacaksınız demişler. Ben öğretmen istiyorum. Ana sınıf öğretmeni veya da matematik öğretmeni olabilir. Şöyle önüme bir engel çıkmazsa bir oyuncu olmak isterim. Eğer hani bir engel çıkarsa, farklı bir şey olsa edebiyat öğretmeni olmak isterim ben. Ben bu şeyimden asla vazgeçmeyeceğim. Ben öğretmen olacağım arkadaşlar. Ben oyunculuğa çok heves veriyorum. Hani hevesleniyorum. Ama eğer ki olmazsa bir edebiyat öğretmeni olmak istiyorum. Evet, sorularımız bu kadar kızlar. Evet. Ya. Evet, bu soruları bize soran, bizi bu videoda yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Eğer bizim daha da çok aktif olmamızı istiyorsanız, videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.